Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görevimiz bilezik takmak, evet. Harikalar diyarına özgü bileziklerimiz var. Kendim aldım. Yani bir federasyonu üyeliğim yok. Bir federasyondan da gelmiyor. Kendi federasyonumu kurdum. Tabii ki öyle bir şey yok. Kendi bileziklerimi aldım. Renkli renkli, hoş hoş, zaten renkli ortamları ben severim. Onlarla, o bileziklerle kendi sürümün içerisinde belirli başlı kendimce damızlık gördüğüm hayvanları bilezikliyorum. Bilezik ayrı kalan hayvanları da sonrasında artık düşünüp sahiplendirebiliriz. Falan filan. Arkadaşlar, bu arada videomuza başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Öncelikle aşağı bir like atın. Sonra da şuradan Kümes Hayvanları adlı Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Sürümüzde paylaştığımız çoğu şeyi de orada bulabilirsiniz. Facebook sayfamızı da takip etmiyorsanız tabii ki onu da takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar, bugün sizinle birlikte elimde bir sürü bileziğim var. Bu bileziklerden şu an Sultan kafesindeyim, Ferik kafesindeyim. Aralarından damızlıklarımıza birkaç damızlığa bu şekilde bileziklerden, güzel renkli renkli bileziklerimizden üzerine yazılar yazmışım. Bunlardan güzelce hayvanlarımıza temin edeceğim ve ayaklarına vuracağız arkadaşlar. Peki bu bileziklerden sizler de almak isterseniz nasıl alırsınız diye soruyorsanız Kanatlı Shop'tan alabilirsiniz. Arayın, harikalar diyarından geldim deyin, size yardımcı olacaklarmış. Şimdi gelelim, önce bir tane sultan yakalayalım. Ama öyle bir sultan değil. Şurası sultan dolu şu an. Dolu. Allah bereket versin. Bayağı bir ferik kısmına uygun sultanlar var arkadaşlar. Burada tabii ki damızlık olanlar, damızlık olamayanlar, sürüye karışacak olanlar, satılacak olan sultanlar olacaktır. O yüzden onları ayırabilmek için ben kendimce uygun sultanlarımızı, partlarımızı, kendi oluşturacağım partları burada bilezikleyerek gelen yılki yeni sezonları hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden önce onun ön hazırlığını yapmam gerek. Hayvanları seçeceğim. Bakıyorum şu an. Hangisini alsam, hangisi daha iyi olur. Bir tane var. Tam şurada bak. Heh. Duruyor ya. İşte bunu yakalayacağım. Tamam, sakin ol. Tamam. Canım benim. Dattile'ye bakın, dattile'ye. Şişt. Şimdi ayaklara bakıyorum, tamam mı? Maşallah, subhanallah. Ayaklarda kanat var. Daha önce de bunu göstermiştim aslında başka bir kafeste. Paçalar çok güzel. Kongolu da tatlı. Sesi de güzel. Ama beş parmak, bor bacak. Maşallah, subhanallah. Sana bir bilezik takacağız ama nasıl takalım? Ha? Sana bir bilezik takalım mı? Canım, canım. Maşallah, maşallah. Canım, cicim, tatlım. Ben seni yiyeyim, kafanı da yiyeyim. Şıkkacını da yiyeyim. Kaşlarını da yiyeyim. Saçlarını da gıttaram. Güzelliğim. Bakın, bakın, bakın. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Ha? Çok tatlısın sen. Sen çok tatlısın sen. Bak ama kaçmak yok. Kaçarsan külahlar değişiriz. Tamam mı? İşte böyle otur. İyi de nereye kaçasın ki sen amı ya? Gözlerin görmürsen nereye kaçabileceksin? Kaçacağın bir yer de yok. Nasıl edeceksin? Nasıl edeceksin? Nasıl kaçacaksın sen? Benden kaçabilir misin? Kaçamazsın. Gözlerin görmüyor ki nasıl kaçasın? Çok tatlı. Şu an kendimi zor tutuyorum. Yoksa ben bunu parçalarım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben biraz hayvanları da sert seviyorum. Instagram'a bazen atıyorum. Kızıyorlar ya. Öyle hayvan sevilir mi? Aslında öyle hayvan sevilir arkadaşlar. Ne bileyim, hoşuma gidiyor böyle hayvanları sevmek. O yüzden bugün sizinle birlikte şu tatlılıkları birkaçına bilezik vuracağım. Ben şimdi size örnek gösteriyorum. İşte böyle bu şekilde damızlıklar seçiliyor aslında kümes ortamlarında. Damızlıklar bu şekilde seçerek bilezikliyorlar. Sonrasında onları kafeslere ayırarak işte yumurta satışını veya da üretimine devam ediyorlar o ırklarına arkadaşlar. Şu, bana bak bana. Gözlerinden. Şimdi yapmamız gereken şeylerden birisi tabii ki başından beri söylüyorum. Bir tane bilezik seçmek, ama ben buna ne seçeceğim biliyor musun? Beyaz olduğu için kırmızı bir bileklik takmak istiyorum. Daha güzel duracaktır ayağında. Net görünecektir. Üzerine yazmışım zaten. Yazmışım ki harikalar diyarı. Harikalar diyarı yazmışım. Harikalar diyarı. 23.508 diye de kodlandırmışım. Bunları
zamanla işte nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela hayvan hasta oldu diyelim. Bunun ayağında bilezik var. Bileziğin kodunu yazarak veya da ismini yazarak bir kenara not alabiliyorsunuz hasta olanı. Tedavi uygularken sürekli o bilezikli hayvanı çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz süre içerisinde. Değil mi kızım? Bu arada kız arkadaşlar. Yani bir tavuk. Sultanlar da horoz tavuk ayrımı kafasından, kafa yapısından çok rahat anlaşılabiliyor. Bilezikli kızım olsun. Ha? Bileziğini takalım mı kızım? Bak böyle dur. Tamam mı? Bak böyle dur. Dur böyle. Ben de bileziğini şu şekilde takayım arkadaşlar. Çok zor değil aslında. Sola mı taksak, sağa mı taksak? Sağa takalım, bismillah diyelim. Bileziğini takalım, şöyle bir de yoklayalım. Bakalım ki. Yok gibi. Bakın şu şekilde. Şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle açtım. Ayağına geçirdim. Sonrasında şuradaki. Dur. Dur kızım dur. Tamam kızım bir duy. Yo ne kadar zorlandım ya. Hah. Çentiye de geçirdik arkadaşlar. Şu şekilde elimle bastırıyorum. Çok rahat bir şekilde hayvanın bileziğini de takmış oluyoruz. Bilezik seçimlerine dikkat edin de çok fazla küçük olmasın hayvan ayağına, yoksa zarar verirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi hayvanımız artık bilezikli oldu. Yani sürümüzde damgalanmış bir hayvan. Bu artık bizim oldu, bizim. Kaçacak. Sen nereye kaçırsan kardeş? Ha? Sen nereye kaçırsan? Kaçacak mısın? Hadi bakalım bak. Bak bak bileziğin de var artık. Artık bileziğin de var. Daha ne istersin? Ha? Daha ne istersin? Evet arkadaşlar hayvanımızın şeylerini hallettik. Ayağına bileziğini de vurduk. Şimdi de sürüye bırakacağız. Geriye gitsin hanımefendi. İşte bu şekilde bilezikleri hayvanlara uyguluyorlar. Damızlıkları seçiyorlar. Her şey tıkırında. Güzelinde. Keyfi yerinde. Şimdi yavaş yavaş hareket ediyor. Hadi git. Biraz bilezik bir müddet onu rahatsız edecektir. Sonra alışacak arkadaşlar. Sonra alışacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi de biraz rahatsız ol. Ne yapalım? Gidiverdi, gidiverdi. Evet bu kadar da çok sultanımız var. İşte bu sultanlar arasından damızlıklar bu şekilde seçeceğim. Partları oluşturduktan sonra da arkadaşlar inşallah güzel bir şekilde fazla kalanları da sahiplendiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani. Onun için de Instagram sayfamız ve Facebook sayfamızı takip ederek güncel durumlardan haberdar olabilirsiniz. Ana. Bayağı da sevdim keratoları. Maşallah subhanallah. Evet arkadaşlar. Sultanlarımız artık dinlenmeye geçtiler. Ayaklarına birkaçının daha kelepçe attım. Şu an 3+1'lik bir sistem oluşturdum. Arkalara falan gelince çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Burada da bir tane sultanımız var. Buna da bir bilezik taktık. O da çok tatlı zaten. Kerata. Bileziği de mor arkadaşlar. Mor bilezik taktım buna da. Bakın mor. Yattı. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum hayvanları. Yani ne söyleyeyim. Çünkü şu an dinlenmeye geçtiler. Hiç rahatsız etmeden çıkacağım kafeslerinden. Gerekli şey yaptık zaten. Hayvanları güzel bir şekilde damızlıklarımı ayırdım. Şimdi damızlık olmayanları da yani satacağım veya da kümesin sürüye, karışık sürüye karıştıracak olacağım hayvanları da inşallah Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan paylaşırım. Belki aranızda düşünen varsa, isteyen varsa yani takipte kalın o sayfalarımda. Çünkü oradan ya hikaye olarak atıyorum ya da durum olarak bir şekilde paylaşıyorum. İsteyen kardeşlerimiz alıp götürüyor arkadaşlar. Bu arada neyi göstereyim size? Videomuzun sonuna geldik zaten. Çok güzel porselen ligorin takımlarımız çıkıyor. O takımları da ayırdıktan sonra şimdi sürüdeler, yine aynı tekniği uyguluyorum. Sürüde biraz bağışıklık kazansınlar dışarıda. Çok güzel takımlarımızı ayarlayacağız. Şurada bir horoz var. Süper. Tavuk moroz mu bilmiyorum. Renk tonları falan. Yani porselen ligorinlerden de güzel bir part çıkartacağım. Hepsini de
bilezikleyeceğiz. Bir tane horozumuz var. Onu dolandırıyorum şu an, onu göstereceğim. Umarım zaten farklı bir videoda sizinle horozumuzu paylaşacağım. Güzel şeyler olacak inşallah. Harikalar Diyarı bir dahaki 2020 sezonuna süper geliyor. 5 artı 1'lik kafesleri dolduracağım. Sonrasında sizlerle de çekimlerini yapıp paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Biraz meraklanın. Biraz merak edin. Niye diyeceksiniz? Çünkü ayrı ayrı hepsinin videosu gelecek. Şimdi porselenleri şimdi çekersem bir sonraki videomda çok hoş şeyler olmaz. O yüzden bir sonraki videomu bekleyin. Porselen feriklerimizi yakalayıp onları ayrı bir kafese de alacağım zaten birkaç hafta içerisinde. Ondan önce incelemek istiyorum. O yüzden inceleme videomuzu takipte kalın arkadaşlar. Kendinize de çok iyi metken bakın. Diğer videolarda görüşürüz umarım. Bugünkü bu bilezik serüvenimizin de sonuna gelmedik tabii ki. Yine çokça hayvanımızı bu şekilde bilezikleyeceğim. Sadece örnek olsun diye sultanlarımızı bileziklerken bileziklerimi gösterdim. Nereden aldığımı söyledim ve hayvanlarımızı güzel bir şekilde part yaparken bu şekilde bilezikleri bir federasyona üye olmadığınız halde bile kümesinizde kendinizce güzel şeyler yapabilirsiniz. Hadi hoşça kalın. Bay bay.